Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dünyanın yapısı konusuyla ilgili bölüm değerlendirme çalışmalarını yapacağız. Önce soruları okuyalım, birlikte cevaplandıralım. A. Aşağıdaki ifadeleri verilen kavramların uygun olanlarıyla tamamlayınız. Bir ifadeyi birden fazla yerde kullanabilirsiniz demiş. Hemen bakalım cevaplarımız neymiş. Şöyle 1. Dünyanın yüzeyi nokta nokta ve nokta nokta ile kaplıdır. Neydi cevabımız? Karalar ve sular. Yapalım. Karalar ve sular ile kaplıdır. İkiye bakalım. Dünyanın etrafını saran katmana nokta nokta adı verilir. Neydi düşünelim? Tabii ki hava katmanı demiştik. Yazalım. hava katmanı. Geçelim 3'e. Hava katmanına nokta nokta da denir. Ne deniyordu hava katmanının diğer ismi neydi? Buradan bulalım. Atmosfer. Dörde bakalım. Kara katmanı nokta nokta ovalar, çöller ve deniz diplerinden oluşur. Neydi? Dağlardı cevabımız. 5'e bakalım. Dünya yüzeyinde nokta nokta karalardan daha fazla yer kaplar. Neyler daha fazla yer kaplar karalardan? Sular. Sular karalardan daha fazla yer kaplar. B'ye bakalım. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara D, yanlış ise Y yazınız. Hemen bakalım ifadeler doğru mu yanlış mı? Hava katmanı dünyanın etrafını sarar. Evet doğru. Hava katmanı dünyayı sarıyor demiştik. Hatırlayalım. Okyanuslar, denizler, göller, bozullar, yeraltı suları ve kar sular su katmanını oluştururlar. Evet doğru. Hepsi su katmanını oluşturuyordu. Diğerine bakalım. Hava sadece hava katmanında bulunur. Doğru muydu? Hayır. Ne demiştik? hava her katmanda her yerde bulunurdu. O yüzden yanlış. Diğerine bakalım. Uzaydan bakıldığında dünya kahverengi bir küreye benzer. Doğru mu? Neye benziyordu? Mavi. Zaten mavi gezegen diye de söylenir. Bu da yanlış. Kahverengi görünmez. Denizler fazla olduğu için mavi görünür. Diğerine bakalım. Hava görünmez ama havanın etkisi hissedilir. Evet, doğru. Deneyleri yaptıysak zaten bunu anlamışızdır. Bunu da doğru diyoruz. C aşağıdaki haritada kara katmanı olduğunu düşündüğünüz kısımları kahverengiye, su katmanı olduğunu düşündüğünüz katmanları kahverengiye boyayınız. Karaları kahverengiye boyayacağız. Su katmanını ise maviye boyayacağız. Yapalım hemen. Önce ben denizleri boyayarak başlıyorum. Şöyle hızlıca. Evet, şöyle kabaca maviye boyadım. Kahve rengiye boyuyorum. Ben gelişi güzel boyadım. Siz daha temiz boyarsınız. Ben ancak bu kadar yapabiliyorum. Şimdi geçelim. Etkinliğimize devam edelim. Kahve boyadığınız alanlar mı, maviye boyadığınız alanlar mı daha fazladır? Bakalım. Şöyle baktığımız zaman maviye boyadığımız alanlar daha fazla. Bakın, maviye boyadığımız alanlar çok daha Fazla burası kahverengiye göre. Yazalım. Maviye boyadığımız alan fazla. 2'ye bakalım. Dünya yüzeyinde karalar mı sular mı daha çok yer kaplar? E, maviye boyadığımız yer daha fazlaysa sular daha fazla yer kaplar. Bu anlama gelir. Ç'ye bakalım. Aşağıdaki görselde katmanlar adlandırılırken bazı hatalar yapılmıştır. Bu hataların düzeltilmesi için hangi katmanların adlarının yer değiştirmesi gerektiğini aşağıdaki noktalı yere yazınız demiş. Bakalım neler yapılmış. Hava katmanı, kara katmanı, su katmanı yazılmış. Ters yapılmış. Burası su katmanı olacaktı. Kara katmanı doğru. Hava katmanı olacaktı. Su katmanı yapılmış. Yani ikisi ters yazılmış. Düzeltelim o zaman su katmanı ile hava katmanı yer değiştirmeli. Yani şöyle gösterelim. Bu ikisi bu şekilde yer değiştirmeli. İkinci bölüm değerlendirme çalışmalarımız burada sona erdi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.